Son günlerin en çok konuşulan konusu Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem acaba olur mu ki bu konunun merkezindeki isimlerden biri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'te az önce o ilişkilerin nasıl başladığını zaten kendisinin ve partisinin ilk baştan beri aynı görüşte olduğunu ifade etti. Bakalım Şam'a ne zaman gidilecek nasıl sonuç çıkacak bunu da zaman gösterecek fakat Türkiye'de tartışılan konu çok konuşulan konu çok. Özellikle ekonomi barış ne dersin bugün Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı hiç şüphesiz makro mikro dengeler açısından konuşacak değiliz ama olayın sosyal, siyasal ve ekonomik yansımaları var. Bu nasıl yansıyor? Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Erdoğan Aktaş Eylül 2021'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi gerektiğini söylüyor ve Merkez Bankası da 18'de olan faizleri indire 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 bugün 13'e kadar indirdi. Yani 5 puanlık bir indirim yaptı. Tüm dünya faizleri artırma ya da en azından mevcut durumunda tutma konumundayken Türkiye'nin ısrarla faizleri indirmeye çalışması bir şeyi gösteriyor. İktidar bu politikayı bilinçli olarak yürütüyor ve iktidar doların ve euronun yükselmesinden dolayısıyla Türk lirasının değer kaybetmesinden rahatsız değil. Hatırlarsanız Numan Kurtulmuş bundan yaklaşık bir ay önce Türk lirası maalesef çok yüksek değerdeydi. Şu an aslında hak ettiği konuma geldi demişti. Şimdi iktidar Merkez Bankası'na niye talimat vererek faizleri indiriyor? Şunun için diyorlar ki Merkez Bankası faizleri indirirse dolar ve euro yükselir. Dolar ve euro yükseldiğinde Türk lirasının değeri düşer. Dolayısıyla yabancı sermaye Türkiye'ye gelir ve yatırım yapar biz de gelen bu parayla ekonomiyi ayağa kaldırırız. En başta inşaat sektörüne bir destek veririz. Zaten inşaat sektörü 137 sektörü beslediği, desteklediği için ekonomiyi de ayağa kaldırırız diye düşünüyorlar. Tabii bir yandan da doların ve euronun yükselmesi turizmdeki beklenti çıtasını da tamamlamaya çalışıyor. Çünkü bu yıl 52 milyar dolarlık bir turizm beklentisi vardı fakat bu şu ana kadar bildiğim kadarıyla 35 milyar dolarda kaldı ve o anlamda da hedef tam olarak tutturulamadı. Belli ki dolar ve euro yükselirse turist sayısının en azından eylül ayının sonuna kadar artması ve bir anlamda da bu hedefin tutturulması isteniyor. Bu şimdi işin bir kısmı. Fakat şimdi diğer kısmı şu. Siz faizi indirdiğinizde bankada Türk lirası olan Mevduat olan vatandaş, Türk lirasının değer kaybetmesi karşısında gidiyor parasını dolara ve euroya yatırıyor. Dolara ve euroya yatırdığında bir kere dolar ve euro zaten yükseliyor. İki, dolar ve euro yükselip Türk lirası değer kaybettiğinde bizim ekonomimizin %76'sı ithalata dayalı bir rejim olduğu için dışarıdan aldığımız başta enerji olmak üzere her şey pahalanıyor. Şimdi bu Merkez Bankası'nın faizi indirmesi beraberinde neyi getirecek? Bir, üretim maliyetleri artacak. Üretim maliyetleri artınca üretim, üretici enflasyon artacak. Üretici enflasyonun artması tüketici enflasyonun artmasında da beraberinde getirecek. Doğal olarak yüzde seksen düzeyinde olan bir enflasyon resmi rakamlara göre belki de yüzde yüz oranına yükselecek. 600 milyar dolar dış borcumuz var. Bu 600 milyar dolarlık dış borç doların ve euro'nun patlamasıyla birlikte daha da artacak. Her şeyin fiyatı artacak doğal olarak ve en önemlisi asgari ücret biraz daha eriyecek. Asgari ücret şu an e, 320 doların altına düştü. Oysaki yıl başında bir vatandaşın eline geçen asgari ücret 345 dolardı. Yani her bir vatandaşımızın neredeyse ayda 20 dolar oranında asgari ücretten bir kaybı var. E şimdi peki baktığınızda bu politikanın kime ne faydası oldu Erdoğan Aktaş? Zenginleri daha zengin etti. Çünkü sabahleyin kalktığımızda internet sitelerinde Merkez Bankası'nın faizi düşüreceğine ilişkin haberler gördük. E bu haberler internet sitelerine yansıdığına göre dün geceden belli ki birileri de Doların ve Euro'nun yükseleceğini, Merkez Bankası'nın faiz indireceğini gördüğü için ne yaptılar? Gittiler dolar aldılar. Merkez Bankası'nın ya da BDDK'nın en azından bunları bir açıklaması lazım. Orada dolar hareketi oldu mu? Euro hareketi oldu mu diye. Bu politikanın en büyük yıkımı şu. Biliyorsunuz herkes parasını bankada parası olanlar faiz indiriminden sonra dolara ve euroya götürünce piyasada neredeyse iş yapacak para kalmadı. Hükümet baktı ki ipin ucu kaçtı. Bari dedi ben Türk lirasını belli bir oranda piyasada tutabileyim. Bankalarda Türk lirasını tutabileyim. Vatandaş parasını Türk lirası olarak yatırmış olsa da faizini dolar ve euronun kuru üzerinden alsın dediler. Adına da kur korumalı mevduat programı dediler. Yani siz bankaya bin Türk lirası yatırıyorsunuz. Banka bunu 3 ay vadeli alıyor. Ondan önce eğer bozdurursanız faizini alamıyorsunuz. Ama 3. ayın sonunda paranız dolar ve euro bazında işlem görüyor ve siz faizinizi dolar ve euro'nun o günkü kuru üzerinden alıyorsunuz ya da doların o günkü kuru üzerinden alıyorsunuz. E bunun adı nedir? Bunun adı ekonominin dolarize edilmesidir. Biz şu anda parasını değersizleştiren ve ekonomisini tamamen dolara teslim etmiş bir aşamanın içindeyiz. Vatandaş yoksullaşıyor, ekonomi dolarize oluyor. Dolar ve euro patladığı için dış borcumuz artıyor. Türk lirası %70'e yakın oranında yılbaşından bu yana değer kaybediyor ve en nihayetinde asgari ücrette eridiği için vatandaşın alım gücü düşüyor. Vatandaşın alım gücünün düşmesi de yoksullaşmanın artması demektir. O halde bu politikayı niye ısrarla Adalet ve Kalkınma Partisi yürütüyor? Ben bunu gerçekten anlamış değilim. Ben yanıtını merak ettiğim başka bir soru var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın faize karşı tutumunu biliyoruz. Açıkladılar zaten. Bir indirim daha yapmak için için 7 ay beklenmiş? Şimdi acaba? Erdoğan Aktaş bak, Türkiye'de bugün medya tavanın yayınında da anlattım burada da özetleyeyim. Türkiye'de araba fiyatları ne zaman arttı? Konut fiyatı ne zaman arttı? arsa fiyatı ne zaman arttı? Patlama yaptı. 3 bin liraya oturduğun ve ev sahipleri niye birdenbire 7 bin lira istediler? Çünkü siz Türk lirasının değerini düşürür, faizi zorla aşağı doğru iterseniz vatandaş 3 şeye yönelir. Ya araba almaya yönelir, değer kaybetmemesi için parasının. Ya emlaka yönelir ya da gider parasını dolara ve euroya yatırır. Bunların üçü de oldu mu? Oldu. Araba fiyatları arttı mı? Araba fiyatları şu an patlamış durumda. Kiralar patladı mı? Patladı. Niye? Çünkü herkes evini dolara göre endekslemeye başladı. Ve ne olacak şimdi Erdoğan Aktaş? Bugün Merkez Bankası'nın faizi indirmesiyle birlikte konut fiyatları daha da artacak, kiralar daha da artacak. 10 liraya yediğimiz domates 12 lira olacak. Mazotu ve benzini daha pahalıya alacağız. Daha da yoksullaşacağız. Niye bu politikayı ısrarla sürdürüyor iktidar partisi? Ha bu faiz meselesi üzerinden efendim diyorlar ki biz bakın faize karşı mücadele ediyoruz. Ya arkadaş sen faize karşı mücadele ediyorsun da yüzde on üçle alıyor bunu bankadan. Büyük sermaye getiriyor sana yüzde yirmi beşle satıyor. E sen faize karşı mücadele ediyorum diyorsun. Senin yarattığın, senin ortaya koyduğun ekonomi politikası bankalara bir yılda yüzde dört yüz oranında Çar getirdi. Dünyanın neresinde burada ekonomiyle ilgilenen arkadaşlarımız var. Bankalar nerede yüzde 400 oranında para kazanıyorlar. E çünkü senin 86 milyon dolaşımda kredi kartın var ve borçlanmış insanlar burada rakamları var. Rakamları da çok boğmak istemiyorum e, izleyicilerimizi. Onu da alalım sonra onu verelim. Tamam, mevcut. söyleyeyim. Bakın bu yoksullaşmanın getirdiği aşama Ocak ve Eylül arası 2021 döneminde Türkiye'de yoksullaşmadan dolayı bu politikaların yüzünden ödenmeyen fatura sayısı 400 milyonu aşmış. 400 milyon fatura ödenmemiş. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın verisi bu. En çok kesinti İstanbul'da yaşanmış. Son iki yılda 400 milyon TL'lik mi fatura ödenmemiş? 400 fatura milyon. sayısı 400 milyonu geçmiş. Bakın. Son iki yılda 641 milyon elektrik faturası ile ilgili yasal takip başlatılmış. Yani vatandaşın biriken faturalarından. E bakıyorsun çiftçiler bankalara 250 milyar TL borçlu çiftçi mazot alamıyor. Çünkü sen faizi indirdiğinde dolar ve euro yükseldiğinde Türk lirası değer kaybettiğinde mazot doğal olarak artıyor ve vatandaş gidip mazotunu alamıyor. Kredi kartı ile ilgili de hemen söyleyeyim. Burada notlarını arasından hemen çıkartıp hemen söylüyorum. Hemen söyleyeyim. Bakın. Son bir yılda kredi kartlarında ortalama yüzde 85, ek hesaplarda ortalama yüzde 64 borç artışı var. Batıklardaki ortalama artış hızı yüzde 67. Takibe düşen bireysel krediler son bir yılda yüzde 57 oranında artış göstermiş. E şimdi böyle bir durumda ülkenin ekonomisine bakın bu vatandaşın ekonomisi ülkenin ekonomisine bakın 2021 yılının ilk yarısında 13.3 milyarmış 13.3 milyar dolarmış cari açığımız 2022'nin aynı döneminde yani içinde bulunduğumuz dönemde hazirana kadar cari açığımız 32.4 milyar dolar olmuş 32.2'ye katlanmış ve şu an Erdoğan Aktaş Risk primimiz 900 puan, dış borcumuz 600 milyar dolar. Bir yıl içinde ödememiz gereken borç 128 milyar dolar. Ve yıl sonundaki bütçe açığımız bugünkü kur artışıyla birlikte 800 milyar TL oldu. Bu yanlış politikalar yüzünden. Bunların hepsini biliyor musunuz? Senin, benim işte buradaki arkadaşlarımızın sofrasına gelen ekmeğin azalması. Son bir söz söyleyeyim. Kur korumalı mevduat planı yüzünden her bir aile her gün 27 TL bankada parası olmasa bile bankada parası olanların faizini ödüyor. Her gün 5 ekmek parasını vatandaş kur korumalı mevduat planı yüzünden bankada parası olan vatandaşın dolara, euroya göre endekslenmiş faizini ödemek için harcıyor. Ya benim bankada param yoksa, bankada parası olan adamın dolara endekslenmiş faizini niye ödeyeyim? Son 6 ayda 60 milyar buna sadece para harcandı. Ve dolar inanılmaz yükselince iktidar eyvah ipin ucu kaçtı, piyasa duracak, ekonomi duracak diye bu kez doları durdurmak için Merkez Bankası'nın rezervlerini eritmeye başladı. E, şu an eksideyiz, eksi Peki. rezervdeyiz. Yani neresinden tutsan elinde kalan bir politika var şu an. Peki.